Merhabalar, ben Şimali Kafkas Derneği Gençlik Komisyonu'ndan Geri Gatalha. Bugün Gonep Şecanbek, Vazba Abdülkadir ve Jagemü Berra ile birlikteyiz. Pandemi dönemiyle birlikte dernek olarak canlı yayınlara başlamıştık. Ardından Çerkez soykırım ve sürgünün 156. yılı vesilesiyle 21 Mayıs üzerine düşünceler başlıklı bir röportaj videosu hazırlamıştık. Gelen olumlu tepkiler üzerine bu tür videolar hazırlamaya devam kararı aldık. Bu sefer diğer video ve canlı yayınlarımızdan farklı, gençlerin de ön planda olduğu Gençler Tartışıyor konseptli bir video ile karşınızdayız. Gençler geçmişin geleceğe taşıyıcısı olduğu için farklı konularda bu tarz konsept çerçevesinde videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Bugünkü konumuz Kuzey Kafkas kimliğinin edebiyata yansımasıdır. Program dahilinde Sami Paşa Saade Sezai'nin Sergüzeşt adlı romanından, Bagrat Şinkuba'nın The Last of the Departed başlıklı romanından, Osman Çelik'in Genar adlı romanından ve son olarak da Muhittin Kandur'un Devrim adlı romanından bahsedilecektir. Bu romanlar dahilinde Kuzey Kafkas kimliğinin edebiyata yansıması tartışılacaktır. Çerkez kavramını tarihsel tanımına uygun olarak kullanıp anlamını genişletmemek için program başlığını Kuzey Kafkas kimliği olarak tercih ettik. Romanlarda bahsedilen halkların özelliğine kitapları yorumlayan arkadaşlar konuşmalarında gireceklerdir. Programa devam etmesi için ve kendi kitabını yorumlaması için sözü Vazbe Abdülkadir'e bırakıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle kitap hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Kitabı ben İngilizce versiyonundan okudum. İngilizce versiyonundaki ismi The Last of the Departed'tı. Yani son vefat eden, son merhum anlamına geliyor. Ama Türkçe versiyonunda kitabın ismi Son Ubu. Aynı zamanda kitap yaklaşık 40 kadar dile çevrilmiş. Kuzey Kafkasya'da Ubuhların yaşadıklarını sürgün sırasında, sürgünden önce ve sürgünden sonra yaşadıklarını anlatan dünya genelinde yayılmış kitaplardan birisi. Kitabın kitap haline gelişi farklı. Bu yüzden de buna da değinmekte yarar görüyorum. Şöyle ki, Charak Kwadzba adında birisi, yani bir dil bilimci, Ubuh arıyor. Yani ülke ülke gezerek Ubuh arıyor. Çünkü Kuzey Kafkasya'da Ubuh kalmamış. Öncelikle Surre'ye gidiyor, Surre'yi gözüyor, Ubuh bulamıyor. Sonra Türkiye'de geziyor uzun süre. En sonunda bir yerde bir ubuh buluyor. Aslında biz biliyoruz şu anda günümüzde hala ubuhlar yaşıyor. Ama yazar uzun süre gezip de bir ubuh bulamadığı için, yazar demeyeyim daha doğrusu, Charak Kwadzba'dan bahsediyoruz şu anda. Ubuh bulamadığı için bu ubuha da son ubuh diyor. Aslında dediğim gibi yaşayan son ubuh bu ubuh değil. Ama Charak Kwadzba başka ubuh görmediği için uzun yıllar, uzun zaman süreci içerisinde ubuh arayıp ubuh bulamadığı için bu ubuha son ubuh diyor. Kitabında da birçok yerinde böyle geçiyor. Ama şöyle düşünebiliriz. Sonuç olarak Kafkasya'da, Kuzey Kafkasya'da doğan başka ubuh olmadığı için kitapta anlatılan Zaurkan Zolak isimli ubuh aslında Kuzey Kafkasya'da doğan son ubuh. Bu son ubuhu doğru şekilde belki bu şekilde anlayabiliriz. Zarkan Zola'nın hafızası çok sağlam değildi. Yani bu yüzden anlatılan şeylerde kronolojik hata bulunma ihtimali ve bazı şeylerin hayali olması mümkündür diyor. O yüzden aslında bu bir insanın gerçekten sürgünü yaşamış, sürgünden sonrasını hatırlayan, öncesini bilen, savaş sırasında yaşamış bir insanın hayat hikayesi olsa da ve bizim için çok önemli bir kaynak olsa da belki de anlatıcının 100 yaşında olması ve hafızası aslında kuvvetli gerçekten her şeyi ayrıntısıyla hatırlamış ama dediği gibi sonuç olarak bir şekilde bir hastalığı var. Ve hayali şeyler konuşabiliyormuş. Yani bunu da özün önünde bulundurarak okudum. O yüzden anlatılan her şey tam hakikattir ve böyle yaşanmıştır değildi. Yani şöyle olabilir mi, böyle olabilir mi? Ya da burada Zarkan Zola kendi düşüncesini karıştırmış olabilir mi gibi inceleyerek okumaya çalıştım. Onu bildireyim. Charak Kwadzba kitabı 6 hafta boyunca derledikten sonra evinde hiçbir yere çıkmadan İkinci Dünya Savaşı biliyorsunuz patlak veriyor ve orduya çağrılıyor Charak Kwadzba. Annesine tembih ediyor diyor ki yani ben gelene kadar lütfen kimseye notları paylaşma ve bunları iyi sakla diyor. Sonuç olarak Charak Kwadzba savaşta öldürülüyor. Annesi notlardan kimseye bahsetmiyor. Çünkü ben dönene kadar lütfen kimseye söyleme dediği için. En sonunda annesi de vefat edince yaklaşık Charak Kwadzba öldükten 31 yıl sonra notlar gün yüzüne çıkıyor. Ve bu notlar yine bir dil bilimci olan Bağdat Şinkaba'ya veriliyor. Ki bu isim de başta bahsettiğimiz gibi bu kitabın yazarı. Bu kitabı notlardan kitap çıkaran
notları romanlaştıran isim Bağdat Şinkaba. Roman başlamadan önce kitabın başında şöyle bir atasözü yazıyor. Ülkesini kaybeden her şeyini kaybeder. Aslında kitap da sanki bu atasözünün etrafında şekillenmiş bir kitap. Ülkesini kaybeden ubıhlar var. Zamanla dillerini kaybediyorlar. Daha sonra kültürlerini kaybediyorlar. En sonunda soylarını bile kaybediyorlar. Kitapta aslında bu atasözü etrafında şekillenen bir hikaye var. Kitabın başlangıcında Şarak Kuazba ile Zaruka'nın karşılaşış anı anlatılarak başlanıyor. Şarak Kuazba ilk başta Zaruka'nın ubuh olduğunu biliyor ama burada mı doğdun diye soruyor öncelikle. Zaruka'nın çok uzakta doğdum cevabı üzerine içinden şöyle geçiriyor. Burada doğsaydı kat ettiğim bunca yol boşa gidecekti. Şarak Kuazba, Zarkan Zolak'a kendisinin apaz olduğunu ve Zarkan Zolak'ın hayat hikayesini dinlemek için onu ziyarete geldiğini söyleyince Zarkan Zolak çok şaşırıyor, seviniyor ve diyor ki yani benim de annem bir apaz. Dayım beni ziyarete gelmiş diyor. Şarak Kuazba kendisinden 60-70 yıl küçük olmasına rağmen onu dayısı olarak görüyor ve öyle bir misafirlik gösteriyor. Zarkan Zolak'ın apaz olmasının da şöyle güzel bir şansı var diyelim Şarak Kuazba için. Şarak Kuazba Türkçe biliyor. Hatta okuduğu üniversitede, Petersburg'da, Ubıhça da öğrenmiş biraz. Ama bu iki dille de iletişime geçerlerse anlaşmasında bir problem olabilirdi. Ama Zarkan Zolak annesinden apazca öğrendiği için, Şarak Kuazba da apaz olduğu için hayat hikayesini apazca anlatıyor Zarkan Zolak. Ve Şarak Kuazba da apazca not ediyor. Böylelikle Zarkan Zolak'ın hikayesini tam olarak elde edebiliyoruz. Zarkan Zolak annesinden apazcayı, babaannesinden de Çerkezce'yi öğreniyor. Aklın dili hikayedir diyebiliriz. Zarkan Zolak da küçüklüğünde babaannesi tarafından hikayelerle, hayata dair öğütlerle yetiştirildiğini ve bunları unutamadığını söylüyor. Şarak Kuazba'ya da duyduğu hikayelerden birkaçını aktarıyor. Zarkan Zolak daha sonra soylulardan bahsediyor. Soylular ve köylülerin ilişkisinden bahsediyor. Köylülere evlatlarını veriyor. Ama evlatlarını verirken de köylülerden en güvenilir ve yardım gerektiğinde yardım edebilecek kimseleri seçiyorlar. Zarkan Zolak'ın da bir soylu akrabası oluyor bu şekilde. Zarkan'ın ailesine bir soylu evladını veriyor. Ve çocuğun ismi de Alu'nun oğlu Şardin. Babaannesi tarafından yetiştiriliyor bu Zarkan Zolak'ın. Haftada iki gün ve ailelerinden bir ya da iki üye soylular için çalışmak zorunda. Aynı zamanda soyluların da köylülere şöyle bir faydası var. Soylular hem savaşta öncülük ediyorlar. Yani savaş sırasında bir öncü gruplar. Aynı zamanda köylüler ne zaman dara düşse soyluları tarafından yardım ediliyor. Bir diğer şey de şu. Mesela köylülerin satın alacakları bir şey olacağı zaman, yani bir şeye ihtiyacı oldukları zaman kendi soylularından alıyorlar. Ve böylece daha ucuza mal edebiliyorlar alacakları şeyi. Bu şekilde bir fayda ilişkisi var iki taraf açısından da. Daha sonra savaş yılları anlatılıyor. Zaten Zarkan Zolak da kendisinin bildiği bileli ubuhların bir savaşın içerisinde olduğunu söylüyor. Daha sonra kitapta da çokça ismi geçen ve yine ileride birçok yerde değineceğim isimlerden biri olan Hacı Berzek Granduk'tan bahsediyor. Bu arada şeyi söylemem lazım. Kitapta daha çok isimler üzerinden bir hikaye anlatılıyor. Yani 3-5 tane tamade veya önce isim var. Ve bu insanların aldığı kararlar, yaptığı işlerde şekillenen ubuhların bir hayat serüveni var. Kitapta daha çok bunun üzerinden şekillendiği için ben de isim isim aktarmaya ve isimler üzerinden olaylara varmaya çalışacağım. Hacı Berzek Karanduk da Rus çarının başına 1000 gümüş para koyduğu bir isim. Ama savaşın sonuna kadar kimse Hacı Berzek'e ihanet etmiyor, onu öldürmüyor. Aynı zamanda Ruslar da onu öldürmeyi başaramıyor. En sonunda yaşlanınca kendisi gönüllü olarak komutanlıktan çekiliyor ve bir yıl içinde de zaten vefat ediyor. Dediğim gibi Hacı Berzek, Şerdin, Alu isimlerini unutmayalım. Kitabın yarısı zaten bu isimler ve daha sonra eklenecek birkaç isim üzerinden ilerliyor. Bu arada bilmemiz gereken bir diğer şey de Zaurkan Solak Hacı Berzek'in koruması. Yani bu şekilde biz aslında ubuhların sürgününü değil de Hacı Berzek gibi önemli bir isminin koruması olduğundan dolayı Zaurkan Zolak'ın sürgünün şekillenişi ve savaşın şekillenişini öğreniyoruz. Zaukan Zolak Hacı Berzek'e ilk yıllarında, gençliğinin ilk yıllarında müthiş bir tutkunluğu var. Yani müthiş bir sevgisi var. Hayranlığı var. Ama zamanla bu sevgisi azalıyor. Yaşadığı olaylardan dolayı. En sonunda Hacı Berzek'i Şarak Kuazba'yı anlatırken Hacı Berzek'i sabırsız, kibirli, dar görüşlü diyerek nitelendirebiliyor. Şimdiye kadar anlattıklarımıza tam zıt. Bu konuyu da inceleyeceğiz ama kendisi en sonunda Hacı Berzek'i böyle görüyor. Savaşın şiddetli olduğu zamanlarda Dizyabs Ahmet ya da Barakay'ın oğlu Ahmet
Hacı Karantuk, Hamut Bey Çaçba ki bu Hamit Bey Çapça da tırnak içinde bağımsız Apas Prensi ve Zavurkan'ın da dahil olduğu bir grup ubı Çar ile görüşmeye gidiyor. Dizyaps Ahmet bizim için önemli bir isim. Hatta şunu da söyleyeyim. Dizyaps Ahmet Londra, Petersburg ve İstanbul gibi şehirleri gezip günümüz tabiriyle diplomat diyebileceğimiz oranın yetkilileriyle konuşan Çerkezlerin sorunlarını İngiltere'de, Osmanlı'da ve Rusya'da önemli isimlere aktaran bir isim. Bu şey çalışmalarından da bir verim alamayan bir isim yine. Hatta kendisi söylüyor yani oralara gittiğimde kıyafetime gösterdikleri ilgiyi bizim sorunlarımıza göstermediler diyerek aslında bu sorunu yaptığı bunca çalışmanın bir neticeye varmadığını kendisi de bir şekilde itiraf ediyor. Görüşmeye dönecek olursak Dizyaps Ahmet, Hacı Karantuk, Hamut Bey Çaçba ve Zarukan'ın Rus Çarı ile yaptığı görüşmede. Görüşme kısaca özetle şöyle şekilleniyor. Çar, ubuhların kendilerine ihanet ettiğini söyleyerek konuşmasına başlıyor. Bunu söylemesinin sebebi de ubuhların zamanında Çarlık Rusya ile anlaşması ve onların emirliği altında bir süre yaşaması. Daha sonrasında ise savaşta mücadeleye başlaması sebebiyle aslında ubuhların kendilerine ihanet ettiğini söylüyor. Hacı Karanlık o ubuh grubunun başında olduğu için o cevap veriyor ve diyor ki biz iyi bir yaşam süreriz umudu ile emirliğiniz altına girdik. Vatandaşlığınızı kabul ettik diyor. Ama soylularımıza hırsız dediniz, ticaretimizi engellediniz, kanunlarınızı boynumuza geçirdiniz. Hatta inancımıza elinizi ve dilinizi sürdünüz diyor. Bunları söyledikten sonra Çar söylenenlere net bir cevap vermiyor aslında. Burada ben şunu düşündüm. Kitabın devamında da göreceğiz aslında. Ubuhların içinde bir bölüm Ruslara teslim olmayı ya da Osmanlı yerine Kuban'a sürülmenin onlar için daha iyi olacağını söylüyorlar. Kabul edilebilecekleri tarafları var tabii ama ben direkt hani bunu okuduktan sonra şeyi düşündüm. Zaten Ubuhlar Rusların egemenliği altına girmiş bir halk ve hiç memnun olmadıkları için tekrardan belki bir isyan başlatıyorlar. Bu Ubuhlar yani Ubuhların içindeki bu tamadelerin bazıları neden tekrardan Rusların emirliği altına girmeyi istediler? Yaşanmış bunca şeye rağmen. Orası açıkçası bende şu anda bir soru işareti. Kitabın devamında da dediğim gibi bu isimler neler söylemişler onlara değineceğiz. Bu görüşme sırasında da bir de şöyle bir ayrıntı gözüme çarptı. Görüşme çok uzun. Ben aslında yine birkaç şey değineceğim ama öncelikle şunu söyleyeyim. Çar çok anlayışlı bir insan. Profili çizilmiş. Yani öyledir, olabilir. Bir şey demiyorum. Ama Hacı Karantuk da sonuna kadar sabırsız ve eli kamasında. Yani Çar söylüyor. Hacı Karanlık her dakika yüzü değişiyor diyor kitapta. O kadar sabırsız bir insan, biraz anlayışsız bir insan. Ama Çar her şeyi sonuna kadar sakinlikle dinleyen bir insan. Ve söylenenleri iyi hazmeden bir insan. Kitapta o şekilde, aktarılan o şekilde kitapta. Çar, Hacı Karanlık'la anlaşamayacağını anladığı zaman yine ubuhlar için önemli bir isim olan ve İngiltere, Rusya ve İstanbul'a giden Dizaps Ahmet ya da Ahmet Barakay ile konuşmaya çalışıyor ve kendisinin düşüncesini soruyor. Sen ne dersin bu duruma diyor. Barakay'ın oğlu Ahmet de aslında Çar'ın hoşuna gidecek ve Hacı Karanduk'u da sinirlendirecek bir cevap veriyor. Kitapta öyle tasvir ediliyor. Sen bizi, biz seni anlamıyoruz diyor. Çar buradan cesaretle konuşmasına devam ediyor ve diğer Kafkasyalılar silahlarını bıraktı. Bizimle birlikte huzur içinde yaşıyorlar. Siz de silahınızı bırakıp Kuban'a gidin ya da Türkiye'ye göç edin. Hacı Berzek bu Kuban'a sürülme teklifine şöyle bir tepki gösteriyor. Yani Kuban mı diyor. Yani yaşanabilecek bir şey olsaydı orada insanlar yaşıyor olurdu. Atalarımızın orada bir yerleşkesi olurdu zaten diyor. Yani Kuban yaşanılacak bir yer değil ki diyor. Bizi Kuban'a sürmeye çalışıyorsunuz diyor. Hem diyor bizi koruyan dağlar diyor. Yani dağları bırakıp dümdüz bir yer olan Kuban'a yerleşirsek bize ne yapacağınızı nereden bilelim? Ayrıyeten köylülerimize köleliği kaldıracağınızı söylüyorsunuz. Onların bize olan itaatini sarsmak istiyorsunuz. Anlaşılan aramızda ikilik çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ve bizi daha rahat kontrol altına almaya çalışacaksınız. Hem biz topraklarımızı bıraktıktan sonra topraklarımızı satmayacağınızı nereden bilelim? Diyerek çok güzel bir savunma yapıyor. Neden Çar'ın dediklerini ubuhların yapamayacağını, Kuban'a ubuhlar gönül rahatlığıyla topraklarını bırakıp gidemeyeceklerini birçok açıdan bakarak anlatıyor açıkçası. Daha önce değinmiştim. Yani Hacı Berzek'i Zarukhan Zolak dar görüşlü birisi olarak nitelendiriyor. Aslında bunu yaşadığı onca olaydan sonra belki de kendi bakış açısıyla yaptığı bir çıkarım. Hacı Berzek'in dar görüşlü olması. Ama Hacı Berzek'in şu konuştuklarından ve sizlere aktarmadığım konuşmalarının büyük bölümünde
Bu şekilde bir vatan müdafası, yani kendince bir vatan müdafası algısı var. Ve Kuban'a sürülmenin aslında Ubuhlar için büyük bir soru işareti doğuracağını söylüyor. Zarkan Zolak benim anladığım kadarıyla Osmanlı, kitapta da bu arada yine çok büyük bir ayrıntı bu, göç kelimesi çok kullanılıyor. Yani hiç sürgün kelimesi geçmiyor. Belki Zarkan Zolak Osmanlı'ya göç fikrini değil de Kuban'a göç, kitapta göç dediği için göç diyorum yine, göç fikrini tercih ediyor. Bu yüzden Hacı Berzeki ve onun fikrine yakın olan diğer tamadileri de dar görüşlü vesaire olarak tasvir ediyor. Kitapta da böyle inceleniyor. Hamut Bey Çaşba demiştim. Abhaz, bağımsız prensi. Burada bağımsız değinmesi ve kitapta da böyle işlenmesi ilginç. Çünkü bu prensler aslında Ruslara teslim olmuş prensler. Ruslardan yıllık ödenek alan prensler ve savaş sırasında Rusların yanında olan prensler. Ama bunlar bir şekilde teslim olmayanlara karşı belki bir silah olarak kullanılan isimler. Belki de bir aracı diyebiliriz. Hamut Bey Çaçba, Ubuhlara evlatlık verilmiş bir prens. Yani Ubuhların arasında yetişmiş, Ubuhlar tarafından bilinen bir isim. O yüzden Ubuhların kaderinin belki de şekillenmesinde önemli bir isim. Hamut Bey Çaçba'nın da fikri genellikle şu şekilde, Ubuhların teslim olması gerektiğini defaatle söylüyor. Hacı Berzek de onun bu fikrine çok karşı çıkıyor ve Ubuhların sütünü içtin, yetmedi kanını da içtin gibi bir tepki gösteriyor. Çünkü senin Çar'la beraber Ubuhlara karşı savaştığını unutmuş değiliz diyor. Şimdi sen bizim teslim olmamızı istiyorsun ama sen Ubuhlara karşı savaştın. Yani bizim evladımızsın ama senin böyle bir geçmişin var diyor hani. Senin sözünü dinlemeyeceğiz diyor. Burada da çok önemli belki bizim için başka bir ayrıntı. Hamut Bey Çaçba toplantıya Rus kıyafetleri gerek geliyor. Yani üzerinde Çerkeska dediğimiz kıyafetler yok. Bu da tabii onun kötü bir tercih bence. Hani o zamanın şartlarında dinlenmesini imkansız haline getiriyor Ubuhlar için. Ama yine de Hamut Bey Çaçba Ubuhları da belki düşündüğü için onların teslim olmasının, yani şu noktadan sonra savaşmalarının kendilerine bir şey kazandırmayacağını tekrar ediyor. Hacı Berzek dediğimiz gibi bu fikri karşı çıkıyor ve diyor ki, yani senin deden Keliş Bey yaşasaydı tüm Apaz ve Ubuhları birleştirmişti ki o. Şimdi böyle bir felaket içinde olmazdık. O öldürüldü ve baban Sefer Bey bir kurşun sıkmadan teslim oldu. Şimdi de gelmişsin bizim boynumuzu zincirlemeye çalışıyorsun diyor. Prens tabii sözlerin karşısında bir şey söyleyemiyor. Kitapta anlatıldığına göre. Ve Hacı Berzek devam ediyor konuşmasına. Bize bu toprakları kimse vermedi ve biz ölene kadar bizden bu toprakları kimse alamayacak. Ateşkes istiyoruz. Eğer kabul etmezseniz ya da ateşkes yapmazsanız savaşa devam ederiz diyor kısaca. Yani biz teslim olmayacağız ya da Kuban'a sürülmeyeceğiz ya da bizi bir yere sürmeye zorlamayın. Sadece ateşkes yapalım. Hani bizimle uğraşmayın diyor kısaca aslında. Üstte bu çok sert de olsa belki de bilmiyorum böyle bir anlaşmayı yapacak şekilde konuşmadığı gerçekten hissediliyor. Yani bir diplomat üslubu yok. Aslında böyle belki de biz damarımızı okşuyor. Hani söyledikleri Hacı Berzek'in. Onu da eklememiz lazım ama sonuçta bir generalle, Rusçarıyla konuşuyor ve hiçbir şekilde bir ödün vermiyor. Kaldı ki kötü durumda. Ateşkes istemesine rağmen şimdiye kadar söylediklerinden zaten hani bir ateşkes olmayacağını, bir anlaşmazlık olduğunu anlayabiliyoruz. Bu arada Hacı Berzek'in de bu sözlerini unutmamamız lazım ki ona da büyük bir eleştiri var ileride. Yani aslında Hacı Berzek bu kadar savaş, kesinlikle savaşalım, hiçbir yere gitmeyelim diyor ama gerçekten sonuna kadar böyle gidecek mi? O da şu anda bir soru işareti bırakarak devam edeyim. Çar, savaş istiyorsanız savaş olsun. Mallarınızı satarak İngiltere'den ve Osmanlı'dan silah alıyorsunuz, biliyorum diyor. Ama nereye kadar silah alabileceksiniz? Bu nereye kadar gidecek diyor. Bizi yenemeyeceğinizi artık anlamadınız mı? Tüm halkını mahkum edeceksin. Teslim ol diyor. Son sözleri bu oluyor Çar'ın. Buna karşılık Hacı Berzek yine damarımızı okşayan bir şeyle karşılık veriyor. Yeterli silahımız var. Silahını nasıl kullanacağını bilen askerlerimiz de var. Eğer bir gün yeteri kadar askerimiz kalmazsa kadınlarımızın karınlarını yarar, rahimlerinden savaşçı çıkarırız diyor. Ve ikisinin arasında konuşma bu şekilde bitiyor ve savaşa devam ediliyor. Bu konuşmayı niye anlatıyorum aslında? Ubuh tarihi açısından bir kırılma noktası aslında bu konuşma. Daha sonra
değerlendireceğiz. Hamit Bey Çaçba, Çar'dan bir süreliğine izin istiyor. Yani savaşı bir süreliğine durdurun ki ben gidip Ubıhlarla konuşayım. İnanıyorum, ikna edebilirim diyor. Çar tamam diyor, her zamanki gibi. Ve Hamit Bey Çaçba gidip Ubuh bölgesinde konuşmaya gidiyor. Bu sefer herkes kasını giyiyor ki dinlenebilsin. O da farkına vardı yaptığı hatanın. Yine aslında benzer şeyleri söylüyor. Yani bu noktadan sonra savaşın Ubuhları sadece kan ve gözyaşı getireceğini, iyi ya da kötü herhangi bir barışın şu noktadan sonra herhangi bir savaştan daha iyi olacağını söylüyor. Şöyle önemli bir nokta var. Bu sefer de Çaçba'nın fikirleri halk tarafından onaylanmıyor. Yani Hacı Berzek değil de onu dinleyen halk aslında hatta anlık olarak biliyorsunuz bizim kültürümüzde vardır. Bir olay yaşanır ve bir şarkı söylenir. Yani sözler söylenir uyaklı bir şekilde. Ve o bir şarkıya dönüşür. Yani burada da aynısı Çaçba için yapılıyor. Bir Çerkes, bir Ubuh kadını diyor ki, evladım Hamit Bey Çaçba öldü mü? Rezalet bir ölümle öldü. Dünya kabul etmez. Yüz karası bir ölümdü. Arkasından yas bile tutunmadı. Çar'ın gümüş paraları için seni besleyen Ubuhların topraklarına ihanet mi ettin? Gibi. Aslında çok uzun. Kısaca ben 4-5 mısrasını aldım. Anlık olarak bir böyle bir halk tarafından Hamit Bey Çaçba'nın fikirlerine bir isyan söz konusu. Yani bu halk tarafından Çaçba'nın görüşleri kabul edilmediğini anlayabiliriz buradan. Hamit Bey Çaçba bu şiir ya da şarkı diyebiliriz. Bunun ardından kitapta anlatıldığına göre ağlayarak atına atlıyor ve çok hızlı bir şekilde, yani yıpranmış bir şekilde atıyla uzaklaşıyor Ubuhların bölgesinden. Ki gitmeden hemen önce yine tekrarlıyor. Yani size bir kötü bir son bekliyor, beni dinleyin vesaire diye. Bu şekilde Hamit Bey Çaçbay'ın da fikirlerini ve yaşadıklarını anlatmış olayım. Ubuhlar için önemli bir isim olan Şerdin, Alun'un oğlu Şerdin'in fikirlerinden devam edelim istiyorum. Şerdin'in fikri de savaşı bırakıp Osmanlı'ya göç edilmesi yönünde. Yani bu fikrin ilk başta Zarukhan'ın babası olan, kendisinin de atalık yönünden akrabası olan Hamırza'yı açıyor. Hamırza bu fikri karşı çıkıyor ve savaşı nasıl biz arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi savaşırken biz bırakabiliriz diye söylüyor. Bunun üzerine Şerdin de diyor ki, Natukayliler savaşı bırakalı çok oldu ki duyduğuma göre onlar Osmanlı'ya yerleşmiş ve refah içinde yaşıyorlar. Uzun bir konuşma geçiyor aralarında. Burada Zarukhan bir noktada dayanamıyor ve atlıyor. Hani bir gençlik belki de. Yani nasıl biz bırakabiliriz burayı diyerek. Hani nasıl gidebiliriz? Hani normalde bir soylu ve babası konuşurken biliyorsunuz hani adetlerimizde ki kaldı ki çok eski zamanlarda. Onlar da aslında anlayamıyor. Hani nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin biz burada konuşurken. Ama bir patlamayla böyle bir şey söylüyor. Fikirlerini açığa vuruyor. Ama uzun konuşmalar sürecinde aslında durumların gerçekten kötüye gittiğini, Osmanlı'ya gitmeleri gerektiği fikrini Şerdin'in Hamırza'ya denimsetmesinin ardından Şerdin'in köylüleri, yani o soyluya bağlı olan köylüler belli bir zaman sonra Osmanlı'ya gitme kararı alıyorlar. Savaşın yine sonlarına doğru bir Ubıhlar kendi arasında toplantı yapıyorlar. Burada yine Dzeps Ahmet'in fikrine değineceğim sadece. Dzeps Ahmet bildiğiniz gibi Ubıhların dertlerini aktarmak için birçok ülke gezmiş bir isimdi. Ve Ruslarla savaşılmaması gerektiğini söylüyor artık. Hatırlarsınız Çar'la yapılan toplantı sırasında böyle bir fikri yoktu ve ilk defa burada açıklıyor. Kendisi de artık savaşmanın bir anlamı kalmadı diyor. Yine bu fikri aşırı bir şekilde reddediliyor, tepki gösteriliyor. Hatta bazıları hani daha fazla ileri gitme, hani söylemleri çoğalıyor. Mesela şöyle bir şey söylüyor, yani başımızı taşa vurduk ve başımız yarıldı ama kaya hala sağlam diyor. Ya da gözümüzü açtığımızda savaşıyorduk. Biz de savaşa devam ettik, yani gözümüz kapalı. Bu söylemleri aslında çok sinirlendiriyor. Hani yaşananları görmüyor musun diyorlar. Hani Ahmet, Barakay'ın oğlunun Ahmet'i neredeyse öldürmeye niyetlenen isimler oluyor toplantı sırasında. Ama gariptir. Bu toplantı sırasında ölene kadar topraklarımızı bırakmayacağız diyen Hacı Berzek'in bir kölesi geliyor ve bir gemiden bahsediyor. Osmanlı'ya gidecek bir gemiden. Ve burada anlaşılıyor ki aslında Hacı Berzek de hiç kimseye bir şey söylememesine rağmen Osmanlı'ya gitme niyetleri taşıyormuş içinden. Yani savaşın bu en sonu. Ama yine de önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Barakay'ın oğlu Ahmet, Ruslara niye teslim olabileceklerini birkaç örnek vererek kendince
toplantı sırasında söylüyor. Önermelerinden birisi Şeyh Şamil diye bildiğimiz Şamil'in ailesini bile Rusların öldürmemesi. Yani Ruslar için çok büyük bir sorun olan Şamil'in ailesi Ruslar tarafından öldürülmüyor. Yani bunlar bile öldürülmediyse kimse bize dokunmaz fikri var. Bir diğeri de Rusların Gürcülerle anlaşması ve Gürcülere hiçbir şey yapmaması. Bu fikri hemen bir karşı fikir olarak Gürcülerin Hristiyan olduğundan dolayı Ruslarla anlaşabildikleri toplantı sırasında da söyleniyor zaten. Ama bu Şamil'in ailesinin bile öldürülmemesi bir soru işareti olarak belki aklımızda kalabilir. Yani anlaşma sağlanamaz mıydı noktasında bir soru işareti olarak aklımızda kalabilir diyorum. Ve belki de söylediklerinin son noktası, yani iyice o toplantıyı alevlendiren bir söz olarak, karşımızda bizim de savaşan insanlara daha çok güvenirim, gizliden bize silah satanlara güvenmektense diyor. Ve kaldı ki bize silah satan insanlar bizim için kanlarını dökmüyorlar. Bir ara şeyi anlatmıştım, Ahmet'in konuşmasını anlatırken Hacı Berzek'in ve kölesinin diyeyim bir gemiden bahsettiğini toplantı sırasında söylemiştim. Onu aslında toplantı sırasında insanlar bir anda anlamıyor. Yani hani bunca konuşma var Hacı Berzek'e, o toplantı sırasında ne söylenilmiş diye merak edilirse diye söylüyorum. Toplantı sırasında o tam olarak anlaşılmıyor ama sonradan anlıyorlar hani ne olduğunu. Kaldı ki zaten Hacı Berzek de fikrini hani açığa vuruyor. En azından aklımda kaldığı kadarıyla aktarıyorum şu anda. Hacı Berzek Karanduk evlerin yakılmasını söylüyor ve aslında bu emirle Ubıhlar bir parantez içinde göç kararı aldı diyebiliriz. Aynı zamanda bu nokta Zarkan Zolak'ın Hacı Berzek'e olan sevgisinin de sonu. Bu emir, yani Zarkan Zolak'ı tamamen Hacı Berzek'ten soğutan bir emir ve bu emir sonrasında onu tamamen değersiz bir insan olarak gördüğünü söylüyor. Bu arada kitapta şimdiye kadar inanç konusunda birçok şey geçiyor. Mesela Molla diyerek geçen Ubuhların imamı belki diyebileceğimiz insanlar var. Ve bu insanlar normal bir tamade gibi fikirlerini sunuyorlar. Zaten bir tane molla var. En azından kitapta anlatılan, geçen ismi geçen. Ve o da aynı şekilde Osmanlı'ya gidelim fikrinde. Şu da var. Osmanlı'da aslında çok iyi şeylerin, ubuhları çok iyi şeylerin beklediğini söyleyerek Osmanlı'ya gidelim diyor. İnanç konusunda bir şeyler söyleyeceğimi söylemiştim. Ubuhlar aslında Müslümanız diyorlar. Müslümanlıklarını söylüyorlar. Ve dediğim gibi aslında Mollaları da çok dinliyorlar. Yani her şeyde onlara danışıyorlar. Hacı Berzek konuştuğu kadar ya da Alun'un oğlu Şerdin konuştuğu kadar Mollalar da konuşuyorlar aslında. Ama gariptir ki Ubuhların bir tane putu var. Putuha olması lazım isminin. Ve sürgün edilmeden hemen önce bu putu ziyarete gidiyor Ubuhlar. Burada gariptir. Her yerde fikri olan mollalar bir şey söylemiyorlar ve Ubuhlar bunu gayet rahat bir şekilde yapıyorlar. Hatta sürgüne giderken yanlarına bu putu da alıyorlar Ubuhlar. Burada demek istediğim şey şu. Kitapta her anda, belki de kitabın bakış açısıyla söyleyecek olursam, bu mollalar her yerdeler. Fikirlerini her zaman sunuyorlar ama sanki burunlarını sokuyorlarmış gibi bir fikir sunuşları var. Aynı zamanda her olayı Osmanlı'ya gidelim de sonuçlandırıyor. Yani her söylediklerinin sonucu buraya varıyor. Ama aynı zamanda böyle bir şeye ses çıkarmıyorlar. Bu da aslında benim için bir soru işareti. Yani biliyorsunuz hani İslam'da en temel şey hani La ilahe illallah'tır. Yani her yerde, her zaman Ubuhların fikrini aldıkları mollalar burada eğer ya bir şey söylemedilerse ya da mollalar anlatıldığı gibi mi değil? Burada iki şey benim aklımı karıştırdı açıkçası. Bu da belki incelenmeye değer bir nokta kitap açısından söylüyorum. Kaldı ki Osmanlı'da bizi cennet bekliyor fikri bence çok yanıltıcı bir fikirdi. O zaman açısından da söylüyorum. Yani belki de Şardin'de de aynı fikir var. Bu Mollalarda da aynı fikir var. Osmanlı'da bizi cennet bekliyor düşüncesindeler. Halbuki aslında Ubuhları, Osmanlı'ya sürgün edilen Ubuhları yıpratan şey de aslında bu. Aradıklarını bulamıyorlar kesinlikle ve bir cennet ararken karşılaştıkları şey tamamen hani yıpratıyor onları. Bunun bu şekilde sunulması en azından diyorum bence yanlış. Çünkü hani 19. yüzyılların ikinci yarısı Osmanlı tamamen hani sıkıntı içerisinde bir ülke. Yani bir sürü ayaklanmalar var vesaire var. Kaldı ki bir sürü cephede savaş söz konusu. Bize bir cennet bekliyor fikri aslında en azından ben söylenmemesi gereken bir şey. Yani sürgün edileceğiz. Elimizde başka bir şans yok. Oraya gideceğiz. Yani Kuban'a değil de oraya gideceğiz diye anlaşılsa aslında. Kitapta da buna karşı sunulabilecek bir şey de zaten yok.
Ama bizi cennet bekliyor, mükemmel olacak her şey gibi bir bakış açısından dolayı sürgüne uğrayan ubuhlar aslında yıpranıyor. Şimdi sürgün ve sürgün hakkında fikirler üzerine konuşmak istiyorum. Daha önce değindiğim gibi Barak Ayın oğlu Ahmet, Türkiye'ye gitmeyin, sizi açlıktan başka bir şey beklemez orada gibi bir şey söylüyor. Erkeklerinize silah tutuşturup savaşa gönderecekler. Yani başka bir şey yapmayacaksınız diyor. Ama sonuç olarak ubuhlar gemilere biniyorlar. Çok az kişi geride kalıyor. Ve kitabın ilk bölümü burada bitiyor. Ubuhların sürgüne gönderilmesi üzerine bitiyor. Ben yine sürgün diyorum ama kitapta yine burası göç olarak aktarılıyor. Hacı Berzak Karandok'un Çar'la konuştuğu kısım haricinde Rus Çarlarının askerlerinin ubuhların Osmanlı'ya gönderilmesinde büyük bir rolü yokmuş gibi kitapta en azından anlatılan çok az bir kısım. Bu ilk bölümde şunları ön plana çıkarmak istiyorum. Yani farklı fikirlere sahip samadeler var, soylular var, prensler var ve ne yapacağını şaşırmış, kimi dinleyeceğini bilemeyen köylüler var. Bunlar tasvir edildi bu ilk bölümde. Bölüm sonunda da Çarlık Rusya'nın egemenliği altında kalalım fikri şüpheli de olsa yani makul olarak hissettirildi en azından diyebilirim. Yani sürgüne gitmeden önce sanki bu ubuhlar tarafından bilinen bir şeymiş gibi aksettirilmeye çalıştı diyebilirim. Çünkü bazı tamadilerin bunun daha iyi olabileceğini defaatle söylemesi sanki Osmanlı'ya değil de Rusya'nın egemenliğini kabul etmenin daha makul olduğunu bize hissettirmeye çalışıldı diyebilirim. Kaldı ki bu Zarkan Zolak'ın kendi fikirleri olabilir bunu bize hissettiren ya da bunu bize hissettiren 1940'lı yıllarda Abhazya'da yaşayan Bağdat Şinkub olabilir. Kitabı derleyen o. Ya da Şarak Kuazba not alırken zaten kendi fikirlerini de söylüyor. Onu söylemeyi unuttum. Bu sürgüne gönderildikten sonra kendisi diyor ki yani ben Abhazya'dan gelmiş bir insanım. Abhazca konuşuyorum. Kültürüm yerli yerinde ve ben buraya rahatça gelip çıkabiliyorum, yaşayabiliyorum diyor. Bu aslında onların ülkelerinde kalmasının daha mantıklı olduğunu gösteren bir delil. Bu yeterli diyor. Direkt açıkça bunu söylüyor yani. Kendisinin doğrudan böyle bir fikri var ve notlar arasında bunun yer edilmesinde bir beis görmüyor. Dediğim gibi bir beni şaşırtan şey de Rusların caniliği hakkında hiçbir şey yok. Sadece bir tane Rus çar anlatıldı ve o da makul akıllı bir insan olarak anlatıldı. Ruslar hakkında askerlerin yaptığı hakkında da hiçbir şey yok. Sadece şöyle bir şey anlatılıyor. Hani Ruslar savaş sırasında savaş yaparken Ruslar canidir. Ama savaş haricinde çok insancıldır. Hani doğrudan böyle bir ifade var. Ve Osmanlı hakkında da Mollalar ve Şardin haricindeki insanlar, tamadilerin özellikle Barakay Ahmet olmak ve Apaz Prensi'nin fikirleri Osmanlı'da hiç rahat edilmeyeceği fikri. Bunlar tarafından yoğun bir şekilde aktarılan fikirler. Osmanlı'nın bir cennet olduğu ya da orada müthiş rahat olacakları insanların fikirleri insanlara belki nakşedilmeseydi oraya sürgün edilen insanlar da böyle büyük psikolojik sıkıntılar yaşamayacaklardı belki de. Burada benim ilgimi çeken bir diğer nokta da şu. Ubuhlar bir anda evlerini yakıp Osmanlı'ya gidiyorlar. Peki madem Çar iki tercih sundu. Ya Osmanlı'ya gidin ya Kuban'a gidin. Ve bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Hani sizi şey yapmayacağız, zorlamayacağız gibi bir fikri var. Neden mesela gemilere doluştu insanlar? Niye mesela zamanla gitmediler? Ya da mesela niye çok kötü bir zaman hava koşulunda gittiler? Niye mesela denizde büyük sıkıntılar çektiler? Yaz aylarını bekleyemezler miydi? Yani bir ay, iki ay hani müsaade verin. Yaz aylarında gidelim biz Osmanlı'ya ki biliyorsunuz savaşta öldüğü kadar insan şeyde ölüyor, denizlerde ölüyor. Yani çok kötü bir zamanda çıkılıyor. Şu anda belki modern tekniklerle biz denizin ne olacağını bilebiliyoruz. Zamanında da eminim yani bunun bilindiği gemiciler tarafından bir tekniği bir şeyi olduğunu düşünüyorum. Böyle denizin çok büyük fırtına, sıkıntı çıkardığı bir zamanda gemilere doluşarak ubuhların göç etmeleri yine bir soru işareti bıraktı bende açıkçası. Bu ikinci bölümde şeye değiniliyor. Yani Osmanlı'da beklediğimizi bulamadık. Bu gerçek hani Osmanlı'ya geliyorlar, yemek sıkıntısı çekiyor insanlar. Ubuhlar Osmanlı'ya geliyorlar ve gerçekten bir yemek sıkıntısı çekiyorlar. Yemek yardımı da gecikiyor. Yani Osmanlı'nın ubuhlara yaptığı yemek yardımı gecikiyor. Bir süre şey yapıyorlar, yani kitapta da geçiyor. Yani Türkler gerçekten oranın yerlileri, ubuhlara çok yardım ediyorlar. Her şeylerini paylaşıyorlar. Ama bir süre sonra bazı ubuhlar, yardım bulamayanlar hırsızlık yapmaya başlıyorlar. Yiyecek bulamadığı zaman insan tabii olarak hani böyle yollara girişiyor. Bunu da eklememiz lazım. Yani
Osmanlı'ya gelen ıbıhlar bir yemek bulma sıkıntısı çekiyorlar. Diğer tarafından kitapta da geçtiği üzere yemek yardımı yapılıyor ıbıhlara. Ama yemeğe ulaşamayan bazı ıbıh gençlerinin yemek çaldıkları, insanların işte tavuklarını, ne varsa, yiyecek ne buluyorlarsa çaldıklarını, ki belki tabi olarak söyleyebiliriz, insan yiyecek bulamadığı zaman ve malı mülkü olmadığı zaman böyle bir şeye girişebilir diye düşünebiliriz yani. Ama sonuç olarak ıbıhların adı hırsıza çıkıyor. Bir zaman sonra yemek yardımı yapılıyor ama o zamana kadar gerçekten uzun bir pasaj bunu anlatıyordu. Yani gerçekten açlık içinde kalıyorlar. Ölenler vesaire oluyor bu süre içerisinde. Belki Osmanlı'da cennet bulamayacakları fikri doğruydu. Ama hani yapılan bu belki ihmalkarlığın da buraya sürgüne gelen ıbıhların fikirlerini ya da Osmanlı hakkında düşüncelerini 180 derece kadar değiştirebilecek bir olay yaşadıkları kitapta aktarılıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Ya bu kitapta ana fikir şey olduğu için hani orada mı kalmalıydık ya da Osmanlı'ya geldik elimizden ne geçti gibi fikirler aslında yoğun bir şekilde olduğu için benim düşüncem bu konu üzerinde çok fazla kafa yormanın bize bir fayda sağlamayacağı basit olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü bir yaşanmışlık var. Ve teori kurmaktansa anı kurtarmak daha değerli diye düşünüyorum. Osmanlı'ya göç edilmemeliydi yoksa Ruslara teslim olunmalı mıydı? Fikirleri belki hani teori üretmek isteyenler konuşabilir ama geçmişte ne yapılmalıydı fikri şahsım adına söyleyebilirim. Çok fazla üzerinde durulmasının bize bir fayda vereceği bir konu olmadığını düşünüyorum. Sadece yapılan yanlışları görmek açısından yani bu tarz bir inceleme yapılabilir. Ama şunu da es geçmemek lazım. Ubahların hepsi teslim olsaydı Kuban'a sürüleceklerdi. Ve zaten Hacı Kur'an Dokun dediği gibi yani Kuban'da yaşamak isteseydik kendimiz giderdik gibi bir cümle söylüyordu Hacı Kur'an Dokun. Daha sonra ne olacağı da meçhul. Yani Rusların nasıl davranacakları da tam olarak belli değil. Barakay Ahmet'in işte Şamil'in ailesinin bile öldürülmemesi fikri hala bir soru işareti olarak kalmakla beraber. Yani Ruslar iyi davranır mıydı, ne yapardı? Belki bir soru işareti ama okuduğum Çerkes tarihi, Abbas tarihi açısından söyleyebilirim. Çok zalim Rus generalleri de var. Çok anlayışlı Rus çarları var. Gerçekten hani bu insanları öldürülmemesi gerektiği, bu insanların gerçekten bir medeniyet anlayışı olduğunu söyleyen Rus çarları olmakla beraber Kuzey Kafkasyalıların sadece öldürülmesi gerektiğini düşünen bu kadar canlı Rus çarları da var. Yani bu da es geçilmemesi gereken bir nokta. Kitap açısından değil de genel açısından bakarsak gerçekten ubuhlar Kuban'a sürgünü tercih etse bile onların ne olacağı bir meçhul. Yani hepsi öldürülebilirdi. Çünkü biliyoruz yani bazı olaylar var ki gerçekten Rusların çok zalimce davrandığı. Bazı yerler var ki Rusların gerçekten insancıl davrandığı yerler var. Ama şunu da eklemek istiyorum. Yani Osmanlı'ya sürgünü kabul edenler de savaşın son anını beklemişler neredeyse. Yani bu niçin oluyor? Aslında insanın toprağından, vatanından vazgeçmesi çok kolay değildir. Abbas Prensi'nin de önermelerinden biri olan hiç kimse kalmadı. Yani savaşan hiç kimse kalmadı. Herkes yenildi. Aslında algılanabilecek bir düşünce bence. Çünkü kitapta da anlatılıyordu. Rus çarlığının gücü Çerkezler tarafından bilinmiyor. Yani Rus çarları tüm Kuzey Kafkas denen ne olduğunu, incini cincini, asker sayısını vesaire bilerken, tahmin ederken karşılarındaki düşmanın ne olduğundan tam haberdar olmayan bir grup var. O yüzden rahatlıkla söyleyebiliriz yani Osmanlı'ya sürgünü kabul eden insanlar savaşın son anını bekliyorlar neredeyse. Yani büyük kayıplar verdikten sonra böyle bir şey tercih ediyorlar. Bunu nasıl algılamayız bilmiyorum ama böyle de bir şey mevcut yani. Benim kabaca düşüncem yani Osmanlı refah bir ülke değildi o zaman da yani kimse cennet beklemeseydi yine de Rus esaretinden kurtulmak için bir tercihti. Ben şahsen buradan kitaptan okuduğuma nazaran yine de böyle bir düşüncenin kabul edilebileceğini düşündüm en azından. Zaruka'nın kitabın diğer bölümlerinde Zaruka'nın ve ailesinin başından geçen acı olaylar anlatılıyor. Gerçekten çok acı olaylar yaşanıyor. Belki de kaderin cilvesi mi denir bilemiyorum. Yani sürgünden bağımsız Osmanlı'da Zaruka'nın ve diğer ubuhların yaşadığı büyük travmalar var. Belli bir zaman sonra Zarukhan ve ubuhlar yaşanılan
olaylardan dolayı Kafkasya'ya tekrardan gitmek istiyorlar. Osmanlı'ya geldikten sonra Zarkan'ın ve ailesinden başından geçen çok acı olaylar var. Gerçekten kitapta da bunları okuduktan sonra duygulanmamak mümkün değil. Yani gerçekten çok acı şeyler yaşıyorlar. Büyük bir hayat hikayesi var, acılarla dolu. Kitabı okunması gerektiğini düşünüyorum. En azından bu hikayeler için gerçekten bir duygu yüklemesi olacağına inanıyorum. Sürgünde yaşananların belki tarafsız değil, belki hatalar vardır, bilmiyorum. Ama geniş çaplı bir bakış açısıyla incelenmesine imkan sağlıyor kitapta. Her fikirden insanlar var ve bunu işte Şera Kuadba da notlarını alırken Zarukhan'dan duyduklarını, fikirlerini beyan etmekten çekinmiyor. Aynı şekilde Zarukhan Zorak da sonuçta belli bir fikre sahip ve anlatısını ona göre yapıyor. Yani burada tamamen nesnel bir bakış açısı olduğunu kimse iddia etmiyor. Kitabın da okunmasını tavsiye ederek konuşmamı sonlandırıyorum. Şimdi de bu anlattıklarımızdan sonra birbirimizin anlatımları hakkında, sunumları hakkında tartışma yaptığımız, yorum yaptığımız ve sorularımızı aktardığımız bölüme geçiyoruz. Buraya kadar bütün arkadaşlarımızın tekrardan ağızlarına sağlık diyorum. O zaman ilk ben başlayayım. Benim sorularım ya da yorumlarım Abdülkadir'e olacak. Kendi kitabı hakkında. Şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Sence bu kitap yazılışta Sovyet döneminin bir etkisi olmuş mudur? Yani Sovyet dönemi algılarının kitap yazılışında bir etkisi var mıdır demek istiyorum. Çünkü özellikle senden dinlediğimde bir Ruslara karşı, yani Rusların vahşetine karşı bir şey vardı. Yani tam böyle kabullenmiyorlardı. Ruslar vahşi değil. Hani sürgün soykırım zaten ifade edilmiyor. Dedikleri olay göç kavramı. Burada biraz da bir yumuşatma var. Özellikle zaten hani hangi kötü Ekim Devrimi Çar'a karşı yapılmış olsa bile bir yerden sonra Rusların şovenist duygularını atmadıklarını yani geçmişte yapıldıklarını sorgulamadılar iyi kötü. Bir yerden sonra gene aynı şekilde devam ettiler. Yani daha milliyetçi olarak devam ettiler. O yüzden ben Sovyet döneminde yazılmış olmasının bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Açıkçası söylediklerine katılıyorum. Yani gerek Çarak Kuadbo olsun, gerek Shinkuba olsun, Sovyetlerin ya da komünizmin işte esintisi altında kaldığını söyleyebilirim. Ama şunu da söylemek lazım ve kabul etmek lazım. Çarak Kuadbo ve Shinkuba gerçekten Afazlar için çok çalışmış. Şairlikleri olsun, dil bilimciler zaten. Büyük işler yapmış insanlar. Bugün herhangi bir hatta Wikipedia'ya yazın. Yani bu isimler hakkında çok fazla bilgi elde edinebilirsiniz. Yani Apazlar açısından çok önemli isimler. Ama biliyorsunuz insanın fikirlerini, insanın düşünceleri şekillendiriyor. Ya da söyleyeceklerini daha çok onlar şekillendiriyor. Kaldı ki bu insanlar yani Sovyetli bir nevi kabul etmiş insanlar. Düşüncelerinin ve yaptıkları işin işte bu esintinin gözükmemesi aslında normal olmaz diye. Normal olmaz diye düşünüyorum. Ama bu kitap özelinde düşünecek olursak ben şahsen kitapta anlatılanların doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bunların yaşanmışlıkların hakkında aslında çok büyük şüphem yok. Hani yaşanmışlık derken şeyleri kastetmiyorum. Sürgün olsun ya da Ubuhların burada çektiği sıkıntılar olsun. Onlar zaten yaşandı. Bunu biliyoruz. Ama mesela Hacı Karanduk gerçekten öyle şeyler söylemiş midir? Ya da yazılanların hepsini mi söyledi? Ya da Şardin gerçekten o yaptıklarının hepsini yaptı mı? Vesaire gibi. Burada ama Zarkan Zolak'ın hikayeyi anlatan, yaşadıklarını anlatan Zarkan Zolak'ın yaşadığı büyük acılardan dolayı belki hatırlamak istediği gibi anlattığı yerler olmuş olabilir. Zaten Şarak Kuadba fikirlerini esirgemiyor. Yani dediğim gibi Rus esareti demiyor o ama yani Rusların egemenliği altında kalmasının Ubuhlar için daha iyi olacağını zaten kitabında yer ediniyor. Bunu söylüyor yani. O yüzden az çok kendi düşünceleri bu eserde yer edilmiş olabilir.
Ama bu eserin güvenilirliğine çok büyük bir gölge düşürmez diye düşünüyorum. Zaten o esintiler gözüktüğü için. Teşekkürler. Teşekkür. Benim diyeceklerim de var. Kitapta zaten bariz bir Rus etkisi var yani. Çok açık bir şekilde. Bunlardan bir tanesi de özellikle Kafkasyalılara ve Çerkeslere takılan o dağlı yapıştırması, yapılaması. Dağlık coğrafyalar doğru fakat ama bunun yanında da işte dağ insanı vahşidir, barbardır vesaire gibi bir yafta var yani. Kafkasyalı halklar üzerinde. Sanki bunlar tamamen medeniyetten uzak, barbar, yamyam insanlarmış da sanki Ruslar çok medeniymiş gibi. Sanki Çerkesler ve Kafkasyalılar Ruslara saldırmış. Ruslar kendilerini sadece müdafaa etmek zorunda kalmışlar gibi bir algı var. Bu kitapta da onun yansımasını görüyoruz yani. Zaten evet, hani yaşanmışlık ya da yanlıştır, yaşanmamıştırdan öte, özellikle hani Sovyet döneminde yazılan eserlerde bir sansür var. Yani yayınlatmak için belki kendi düşüncesi sürgün ve soykırım ifade etmekti. Çünkü millet için çalışan insanlar diyoruz, biliyoruz. Ama bu eser bir sansüre de uğramış olabilir. Burada özellikle bahsetme şeyim benim. Hani Ekim Devrimi ile birlikte Lenin tarafından ulusların kendi kaderini tayin hakkı, yani halklara bir özellik verecek falandı. Ama bu bir yerden sonra saptı, yani Rus milliyetçiliğine doğru evrildi. Buradan bu evrilişle birlikte sansür uygulanmış olabilir. Ama gerçektir, yaşanmışlıktır. Ona elbette bir şey söyleyemeyiz. Onun dışında ben tekrardan devam etmek istiyorum şu şekilde. Özellikle Çerkezler Osmanlı'ya sürgün edilirken bir Osmanlı-Rus anlaşması diye biliyoruz. Böyle bir anlaşma var. Yani bu Osmanlı bunu bir nebze de istiyor. Çünkü hem insan kaynağı, hem savaşçı, hem de tarımda kullanabilecek. Genelde din adamlarının da Osmanlı'dan gidiyor, yani ağırlıklı olarak. O yüzden din adamlarının aslında o Osmanlı cennet vatandır söylemi oldukça gerçekçi olabilir kanaatindeyim. Yani din adamlarında böyle bir söylem olabilir. Çünkü bu sürgün sırasında hani Osmanlı karşı çıkmadı ya da hani Osmanlı hiç bilmediği halde Ruslar göndermedi. Aralarında bir anlaşma vardı. Bu doğrultuda geldi. O yüzden ben hani bunun gerçekçi olduğuna inanıyorum. Özellikle şey demişti, hani putlara tapıyorlar ve yanlarında götürüyorlar. Ve mollalar bir şey söylemiyor demiştin. Burada da şey var, yani zaten Çerkezler İslamiyet'e geçişle birlikte önceki inançlarını tam olarak bırakmadılar. Özellikle hani bunu Evliya Çelebi de söylüyor. Tabii Evliya Çelebi biraz da abartabilir ama hani la ilahe illallah çekerler ama domuzu kuyruğundan tuttuğu gibi bir lokma da indirirler gibi bir şey var. Yani burada aslında mollalar belki bu geçişi yavaşlatmak istemiş olabilir. Yani o yüzden bir şey söylemiyor olabilir. Tabii şimdi puta tapmak büyük bir günahı var, bu şey değil. Fakat burada baktığımızda mollaların yorumunu, yani hiçbir şey söylememesini bu şekilde yorumlayabiliriz. Ya da özellikle Sovyetler dönemindeki dine karşı şey var, dine karşı bir antipati var devlet tarafından. Belki mollalar bir şey söylüyordur ama orada sansür uygulamış olabilir. Benim bu şekilde o olaya iki tane yorumum bulunuyor. Ben de ona katılıyorum o dediğine. Sovyetler kendileri de olumsuzlamak için böyle bir Sovyet etkisi de olabilir kitapta. Ayrıca önceki söylediğine de katılıyorum. Bubukların putu var ama Müslümanlar diye bir ifade kullanmış mesela Abdülkadir konuşmasında. Bu çok normal bir şey zaten. Dediğim gibi Çerkesler çok geç Müslümanlaşıyor. Bir anda zaten hiçbir halk tamamıyla Müslümanlaşamaz. Mesela Türkler falan da öyleydi. Çok daha eskiden Müslüman oldukları zamanlarda eski terminolojisini de kaybetmemiş. Eski dini inançlarını da tam tamına kaybetmemişti. Yani o eskiden gelen şeyler bir süre devam etmiş. Zamanla atılmış yani. Genelde de benzer şeyler yazıyordu dinle alakalı. Özellikle de yaşlı olan kesimden İslam'ı kabul etmişlerin hani belki sözde Müslümanlar ama aynı zamanda kalplerinde hala eski tanrılarına inandıkları tanrılardan korkuları, onlara karşı sempatileri
kitapta geçiyordu. Özellikle genç olan bazı karakterler ülkelerine İslam'ı daha iyi nasıl anlatabileceklerini, insanlar nasıl İslam'a geçebilecekleriyle ilgili uğraşlar veriyorlardı. Burada da geçiyordu. Burada şunu söylemek isterim. Yani Tahane dediği iki şey de olmuş olabilir. Yani iki açıdan da bakacak olursak, Sovyetler istediği gibi Sovyet algısına göre bir sansür uygulanmış olabilir. Yani sanki aslında bir Müslümanlıkları yoktu Uğurların dercesine böyle bir yanlarında kendi tanrılarını götürerek aynı zamanda işte yanlarında kendi tanrılarını götürerek Osmanlı'ya gittiler. Aslında işte kendi tanrılarına orada yer yoktu vesaire gibi bir algıyla yazılmış olabilir. İkincisi de ya yani ilki de senin söylediğin ilki de gayet makul mantıklı bir düşünce. Sonuç olarak Osmanlı'nın ciddi bir askeri ihtiyacı var. Çerkezler de aslında bu derde deva olabilecek bir kavimdi. Ama burada şunu da değerlendirmek lazım. Aslında Osmanlı Ruslarla da şey değildi. Yani durumları Ruslarla da iyi değildi. Yani sonuç olarak Ruslarla arasındaki tek yerde Kafkasya'ydı. Son işte demler, Uğuhlar da gelince aslında Ruslarla arasındaki bağ direkt açılmış olacaktı. Ve zaten devamında akabinde biliyorsunuz yaklaşık 40-50 yıl Doğu cephesi, Doğu tarafı Osmanlı'nın hep sıkıntı içerisinde Ruslar yüzünden içerisinden geçti. Yani Osmanlı niye oradaki Ubıh ya da Çerkes kavimlerini Osmanlı içerisine tasfiye etmek istesin ki diye düşünmek lazım. Sonuç olarak o kavimler orada direkt Osmanlı için bir setti. Bunu da bir düşünmek lazım yani. Yani evet, o da mantıklı olabilir ama şu açıdan hani özellikle demiştim. Zaten hani orada onların tutunamayacağı belli. Fakat burada Osmanlı daha pragmatist bir açıdan. Yani o insanların gelip, çünkü hani Çerkezler ya da diğer Kafkas halkları da sürgünle birlikte Osmanlı için hem stratejik önemi olarak Doğu bölgesinde bir set oluşturdular Doğu'daki isyanlara karşı. Suriye'de Arap isyanlarına, Balkanlar'da gerek Bulgar isyanları olsun onlara oldu, gerek İstanbul'un çevresinin korunması. Bu açıdan da düşünmüş olabilir Osmanlı. Yani çünkü orada zaten o Rus ilerlemesine karşı gelmeyecek olsalar zaten orada barınamayacak. Vardı şeklinde. Ya Osmanlı bunu bence kesinlikle düşündü. Çünkü tamamen bir asker ihtiyacı var Osmanlı'nın. O asker ihtiyacını da Çerkesler karşıladı. Zaten uzun yıllarca savaşmış bir halk zaten. Ortada duruyor. Savaşçı kimlikleri bariz ortadayken yani kesinlikle kaçılmayacak bir fırsattı yani Çerkesler. Nitekim Balkanlar'da olsun işte dediğin gibi Arap coğrafyasında olsun bir tampon görevi görmüştü yani. Oradaki isyanları bastırmak adına falan. Çerkesler resmen tampon görevi gördü. Ayrıca Ruslarla arası iyi değil dedik. Ruslarla sürekli çatışıyor dedik. Ruslara karşı olan bütün savaşlarda Çerkesler gelince tekrardan Çerkesya şeklinde bir algıyla, bir kandırmacayla da diyebiliriz belki. Ruslara karşı savaştırmıştı. Yani mesela şeyde Plevne müdafasında Çerkes alayı var yani. Koskoca bir Çerkes alayı var ortada bakıldığında. Evet. Burada ben tekrardan ilk konuyu biraz atladık gibi geldi. Ben izin verirseniz bir ekleme yapmak istiyorum sadece. Burada ben hani mollalar neden yani her yerde fikir sunarken yani böyle çok temel yani ilk yıkılması gereken ya da ilk yok edilmesi gereken inanç olan başka bir tanrı inancının kabulüne ya da ses çıkarmayışına razı oldular. Yani bunun yapılmasına razı oldular. Burası yani soru işareti olarak hala mevcut. Yani ya molla değil, ya giden imam aslında ne bileyim hiç alakası yok. Ya da anlatılan gerçek değil. Yani iki şans var sadece. Çünkü yani çok apayrı bir şey. Yani başka bir tanrıya inanıyor ve şey diye yani bu insan Allah rızası ya da şey diyelim cihat için ya da bir İslam ülkesi olduğu için Osmanlı'ya çağırıyorsun. Osmanlı'ya davet ediyorsun. Hani Osmanlı'nın şeyi bu. O açıdan bakarsak Osmanlı niye Çerkezleri kendi ülkesinde istesin diye bakarsak Müslüman oldukları için
işte hem Osmanlı'nın askere ihtiyacı olduğu için vesaire diye düşüneceğiz ama bu insanlar Müslüman değil direkt böyle bakarsak. Çünkü böyle bir kabul mümkün değil hani şey olarak İslam açıdan. O yüzden diyorum burada kitapta anlatılan molla kavramının doğru olmayışı, olamama ihtimalinin mollaların sadece insanlar Osmanlı'ya çağırmak için oraya gitme ihtimallerinde daha yüksek. Bir de putlara değinmek istiyorum ben. Yani ben Çerkeslerin putperest olduğuna dair hiçbir bilgi duymadım. Yani çoklu tanrı inancının olduğunu, politeist oldukları söylenir. Teist olduğunu söyleyenler de var yani. Monoteist olduğunu söyleyenler de var. İşte tek bir tanrı vardı. Diğer tanrı olarak bahsedilenlerin melek olduğuna inanılıyordu gibisinden. Eski Çerkes inancında da böyle bir şey var. Yani bir totem, ne bileyim, elde tutulan bir put. Ben hiç duymadım yani. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Böyle ya bir anlatım çok garip geliyor yani. Doğru. Güzel bir noktaya parmak bastım bence. Yani bu aslında anlatıyı tüm Kuzey Kafkasya geneline yaymamak lazım diye düşünüyorum. Yani bu olaylar aslında ubıhların başına gelmiş ama aynı olaylar yani tam paralellikle diğer Kuzey Kafkas halklarına başına gelmiş diyemeyiz diye düşünüyorum. Kaldı ki biliyoruz az çok. Dağıstan'da yaşananlar farklı. İşte Abhazya'nın hikayesi farklı. Gürcistan hikayesi farklı. Çerkezlerin hatta boy boy hikayeleri biraz farklılaşabiliyor. Yani bu anlattıklarımız ya da kitapta anlatılanları tüm Çerkezlerin ya da Kuzey Kafkasyalıların yani Kuzey Kafkasyalıların hikayesi olarak algılamamak lazım. Bu açıdan bakacak olursak belki de ubıhlar putperest yani orasını tam hani muallakta tabii dediğin gibi. Evet, hiç net olarak Kuzey Kafkas evet. Diğer Kuzey Kafkas haklarında şey yok. Putperestlik yok ama belki de ubuhlar içerisinde mevcuttu. Hani bilemiyorum. Şu an yeterli bir bilgiye sahip değilim. Aynen, belki vardı bilmiyoruz ama yani diğer Çerkes kabilelerinde yok mesela. Hani Kabardeylerde yok, ne bileyim, ya da Batı Çerkeslerinde falan yok. Ubuhlarda da bilmiyorum, yoktur diye düşünüyorum ama ya tabii ayrıca araştırıp konuşmak da gerekir bunun üstüne. Ya burada hani ubuhları o zaman işte ya evet ben de hani Çerkezler arasında ben de duymadım. Hani zaten bir kutsal gördükleri meşacı var deniyordu önce pagan inançlarına dönersek. Onun dışında elle yaptıkları bir puta ya da yanında taşıdıklarını ben de rastlamadım. Ama burada ubuhlar da olabilir. Zaten burada ayrı bir tartışmak yoksa ubuhlar Çerkez mi değil mi başka bir halk mı? Ya orada belki ubuhlarda böyle bir şey vardır. Zaten hani ubuhların biraz da Çerkeze'ye karıştılar. Biraz Abbazalara karıştı. Daha sonra tükenme aşamasına geldiler. Onu ayrıca tartışırız bunu. Belki vardı. Bunu yani ama bakarsak o yüzden. Belki vardı ama yazıya da dökülmemiş olabilir. Yani bu biraz daha muallakta kalabilir. Ama tabii kitaptan hareket edersek bu şekilde yorumlanabiliyor. Şey konusunda da bir şeyler söylemek istiyorum. Yani Osmanlı asker ihtiyacını düşünerek Çerkezlerin kendi ülkelerine gelmesini için çalışmış olabilir. Hani sonuçta burada bizim söylemek istediğimiz şey Osmanlı'nın bu çabasını Çerkezlere olan zararı Çerkezlerin yollarda ve Osmanlı'ya ilk geldiği zamanda ilk aşamalarda büyük sıkıntı çekmesi. Yani bizim aslında Osmanlı'nın bu anlayışını tenkit edebileceğimiz noktalar bu iki nokta diye düşünüyorum. Ama şunu da göz önünde bulundurmakta yarar var. Sonuç olarak Çerkezlerin de tarihin akışından yani Kuzey Kafkasya'da olayların akışından dolayı çok fazla bir şanslarının olmadığı da zaten her tarih kitabında yazıyor. Yani Kuzey Kafkasyalılar aslında başka bir ülkeye gidebilecek ya da ne bileyim başka kendi yerlerinde rahat bir şekilde yaşayabilecek bir şeyde değillerdi. Yani konumda değillerdi. Aslında çok az seçenekleri vardı. Burada Osmanlı da aslında en büyük tercihlerden biriydi. Hani oradaki halklar için. Burada hani ben aslında direkt bir soruyu yönlendireyim. Yani burada bizim Osmanlı'nın Çerkezleri kendi vatanında istemesi için oralara işte imamlar göndermesindeki problem
sıkıntı aslında nedir yani? Siz ne düşünürsünüz? Yani şu şekilde, yani imamların başta gidişi zaten 1500'lere kadar ulaşıyor galiba. Ya da mesela paşaların gidip orada askeri istihkam mı deniyor, onu kurmaları 1500'e kadar uzanıyor. Orada başlıca Osman'ın gönderme nedeni orada bir direniş hattı ya da onları Müslüman ederek kendisine müttefik arama şeyi. Zaten başlangıçta bu şekilde. Çünkü zaten biz 1500 belki 1600 ama daha sürgün başlamış. Savaş yeni başlıyor. Daha bile geçmiş Müslümanlaşıyor. Evet. 1700'lerde kalmış. Evet, 1700'de. Yani tam 1500 mi emin değilim ama yani Osman'ın orada Müslümanlaştırma çalışmaları ya da oraya imam gönderme çalışmaları bayağı geri. Yani savaşın başlarında orada da temel şey Rusya'ya karşı bir şey oluşturmak. Gönderilen amaç bu şekilde. Ama ondan sonraki söylemler, yani Osmanlı cennet vatan söylemleri, hani orada tutunamayacağını anladığı zaman onları Osmanlı'ya gelmeye ikna etmek amaçlı. Evet, yani Çerkezlerin ya da diğer Kafkas halklarının çok fazla bir seçeneği yoktu. Hani oradan Amerika'ya gidemeyeceklerdi. Oradan zaten o zaman Suriye bölgesi de zaten Osmanlı'nın. Her türlü Osmanlı'ya gideceksin. Balkanlar da Osmanlı. Balkanlara gideceksin. Yani her türlü bir Osmanlı'ya gidiş var. Fakat orada hani Osman imamlar burada büyük bir çaba harcamış olabilir. Çünkü aralarında anlaşma olduğunu varsayarsak özellikle hani sürgün başlıktan sonra bile savaşan kabileler var. Yani demek ki savaş devam edebiliyor. Ama burada imamların rolü belki belli bir direnişi önceden kesmiş olabilir. Ama tabii bu hani bu imamların faaliyeti 10 yıl önce direnişi kesmiyor. Kestiği belki 3 yıl. Yani 1800 kaç, yani 61'de kesiyor. Yani çok öyle bir Osmanlı hani oradakiler direkt bize gelsin, biz imamları bu yüzden gönderiyoruz diye bir politikası elbette yok. Eğer öyle olmuş olsaydı 10 yıl önce Çerkez'in gelmesi gerekiyordu. Yani 1764'te gelmeleri gerekiyordu. 100 yıl diyeceksin yani. İşte evet diye. Yani evet 100 yıl. Yani o yüzden şey bu. Belki son anda bir strateji değişikliği olmuş olabilir. Yani pragmatist davranıp. Çünkü Osmanlı o zaman zaten yıkılış aşamaları. Orada bir bakış açısı olarak değişiklik olabilir. Yani özellikle imamların Osmanlı cennet vatan şeyinin ben bir gerçekçi olduğu kanaatindeyim. Hilafetin gücünü kullanıyor bir de aynı zamanda Osmanlı tabii ki. Doğası gereği. Zaten hiçbir zaman zaten Çerkesi de egemen olamadı yani Osmanlı. Hiçbir zaman kendi sınırları içinde olmadı. Kaleler falan kurdukları oldu. Anafa Kalesi falan var. Bunun yanında işte halifeye bağlılıkları var Çerkeslerin. Bunu da kullanaraktan tabii bir Çerkeslerin bir kısmının Osmanlı'ya gelişini sağlamıştır yani. Evet. Dediğiniz gibi yani aslında Osmanlı'nın Kafkasya'ya nüfus edişi çok öncelere dayanıyor. Yani savaştan öncesine dayanıyor. Hatta bu kitapta da... Ama sınırlarına bağlanıyor. Bu ayrımı yapalım ama. Yani şu... Yani şöyle diyebiliriz. Egemenliği değil ama kontrolünde belki diyebiliriz. Kafkasya. Hatta Abhazya yanılmıyorsam çok daha öncesinde Osmanlı'nın... Abhazya Osmanlı toprağıydı. Mesela Dağıstan falan da bildiğim kadarıyla Osmanlı toprağıydı. Ama batıya hiç gelemediler yani. Evet. Hatta 300 yıl kadar yanılmıyorsam. Hani Abhazya'da o kadar uzun bir süre kalındı. Buna rağmen biliyorsunuz hani Abhazlar dinlerinde özgürlerdi. Hani Hristiyanlık çoktu. Hatta kitapta anlatılıyor. Şimdi aklıma gelince aktarmak istedim. Muhammed Emin biliyorsunuz. Şamil'in çocuğu. Ve Ömer Paşa Kafkasya'da Osmanlı'nın atadığı paşa. Yani ordudan sorumlu. Kafkasya'daki ordudan sorumlu paşa. Yani bu iki isim de belli aralıklarla Hamut Bey Çaçba demiştik ya, Apaz prensi. Onun yanına gidiyorlar ve onu kendi yanlarında savaşmaya davet ediyorlar. Kendi yanlarında derken işte Türk tarafı, Osmanlı tarafında Rusya'ya karşı savaşmaya teklif ediyorlar. Kitapta da Çaçba'nın tavrı net olarak aktarılıyor. Yani Çaçba kendisini Hristiyan olduğu için böyle bir şey kabul etmeyeceğini söylüyor. Yani burada da bir ayrıntı söz konusu. Şu benim burada dikkatimi çekti.
Papazların Hristiyan olmasına rağmen ya da Hristiyan oluşu oluşundan papazedeki çoğunluğun yani ya da yönetici kısmının zannetmiyorum ki Osmanlı'nın ya da Muhammed Emin'in haberdar olmaması çok mümkün değil diye düşünüyorum. Yani papazların çoğunluğunun Hristiyan oluşu onlar tarafından da biliniyordur. Burada bir ortak noktaya yani 300 yıl boyunca hani bizim şeyimizdeydin, egemenliğimizdeydin. Ama sana hiç şey yapmadık yani bilmiyorum tarihte var mı? Varsa reddetmiyoruz tabii ama biz zulüm falan göstermedik. İşte şimdi de Ruslara karşı zor zamanda bizim yanımızda savaş gibi bir istek algıladım ben burada. Yani dini yaklaşımlar, bu inanç anlayışı. Hamut Bey Çaçba, bir Hristiyan yönetici olan Hamut Bey Çaçba'nın savaşa dahil edilmek istenilişi Osmanlı tarafından bize aslında şey gösterebiliyor. Yani Ruslara karşı sadece Müslümanlar olarak bir cihat anlayışıyla savaş değil de Kafkasya'nın müdafasını Ruslara karşı tüm Kafkasya halkıyla beraber yapmak niyetiyle Kafkasya'da Osmanlı'nın en azından sürgüne yakın son zamanlarda böyle bir anlayışla hareket ettiğini söyleyebilirim diye düşünüyorum.